heyecanlandım şu anda. Uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekiyorum. Öncelikle ben Melisa, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak YouTube kanalımda yemek tarifleri, sohbetler, özellikle mukbangler, vloglar, sessiz vloglar, alışveriş videoları ve daha bir sürü konseptte içerik üretiyorum. Bu içerikler arasından mutlaka sizin de severek izleyeceğiniz konseptler vardır. Tam olarak şu aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. O zaman videoya başlayalım. Evet, uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu ve gerçekten çok heyecanlıyım. Dilim dolanıyor hatta konuşurken. Umarım güzel enerji alışverişi olur diye düşünüyorum. Severek bu videoyu izlersiniz. Diğer videolarımdan çok ayrı bir yerde tutuyorum bu videoyu. Çünkü bayağı uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. Sınava birkaç hafta kala güncel olarak bu videoyu paylaşmak istedim. Sınava birkaç hafta kala izlenen bu tarz videolar gerçekten çok motive edici oluyor. Ben de bu konuda sizi aydınlatmaya geldim. Yani bu konuda şanslısınız ki Aydın'da doğup Aydın'da büyüyen, üniversite tarihi tüm öğrenimini, tüm öğrencilik hayatını Aydın'da yaşayan birinden Aydın'ı dinleyeceksiniz. Bence bu konuda çok şanslısınız ve aklınızda bir soru işareti kalacağını da düşünmüyorum. Ama videoya geçmeden önce son kez bir şeye değinmek istiyorum. Yani ben düşündüm de sizin için güzel bir şey yapmaya karar verdim. Tabii ki biliyoruz şu an daha sınavı birkaç hafta var. Bu arada şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Sınavdan sonra tercih dönemi var vesaire vesaire. Yani sınav açıklanana kadar daha çok zaman var. Bunun farkındayım. Sınav açıklanıp Aydın'ı kazananlar, Aydın'a gelmeyi düşünenler, sizler adına güzel bir grup kurmak istiyorum. Instagram isimlerini aşağıya yazarsanız hem sizi takip edeceğim hem de sizi gruba ekleyeceğim. Böyle bir sohbet ortamı olmuş olur. Aydın hakkında daha detaylı merak ettiğiniz şeyler varsa o gruptan da bana sorabilirsiniz. Kaliteli bir grup olacağını düşünüyorum. Öyle yani. O zaman videoya başlayalım isterseniz. Şimdi Aydın'da öğrenci olmak bence size verilen en büyük nimet diyebilirim. Yani Aydın'da öğrenci olmak hem maddi açıdan iyi hem de ulaşım açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela ulaşım olarak bir yere yürüyerek en fazla yarım saatte gidebilirsiniz. Yani yarım saat bile vermiyorum. 15-20 dakikada bir yere yürüyerek varabilirsiniz. Yani sıcak havalarda biraz yürümek zor oluyor açıkçası ama Aydın her yere çok yakın gerçekten. Aydın'da bir yerdeyseniz yani gidecek olduğunuz bir yere çok yakınsınızdır. Çok saçma bir cümle ama gerçekten böyle. Yani Aydın'dayken çok minibüs kullanmanıza gerek yok. Okula giderken kullanırsınız sadece. Aydın'daki minibüsleri size şöyle anlatacak olursam, şehir içi minibüsleri var. 12 numara, 1 numara, 5 numara bu tarz minibüsler var. Yani güzergahları farklı hepsinin. Şehir içi minibüsleri en son bindiğimde 2,5 liraydı. Yaklaşık 1-2 hafta önce kullandım. 2,5 liraydı. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde çok dışarı çıkmıyorum. O yüzden bazı konularda güncel bilgiye sahip olamayabilirim. Diğer minibüsler ise sarı civciv diyoruz biz bunlara. Sarı renkte olduğu için gayet mantıklı bir sebep. Civciv de evet, civciv demek gerçekten çok mantıklı. Sarı civciv dediğimiz minibüsler var. Bunlar da yine şehir içini dolaşıyor ama şehir içi olanlar ilçelere de gidebiliyor. Yani hem şehir içinde dolaşıp oradan ilçelere dağılıyorlar. Bunlar da öğrenci 1,5 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sarı civcivler için de bir kart çıkarmanız gerekiyor. Kartın ismi iCard. Yani öğrenci belgeniz, fotoğrafınız ve birkaç şey daha istiyorlar. Aslında çok zorlu bir süreç değil. Ama gitmeden önce mutlaka nelerin çıkarılması gerektiğini araştırıp öyle çıkartmaya gidin. Bir diğer minibüslerimiz de ilçeler arası dolaşan minibüsler. Yani şöyle, şehir içinde belli noktalardan geçiyorlar ve bunlar ilçelere gidiyor. Niye bu şekilde anlatıyorum ben bunu? Hiçbir fikrim yok şu an. Neyse, yine çok detaylı anlatmak istediğimden sanırım, bilmiyorum. Söyledim ya aklınızda hiç soru işareti kalmayacak diye, o yüzden sanırım. Yani ilçelere bu minibüslerle gidebiliyorsunuz. Eskiden kullandığım zaman da 3 lira falan, 3,5 lira falan yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu an pandemiden sonra ücreti bayağı artmıştır diye düşünüyorum. İlçelerden bahsetmişken gidebileceğiniz ilçeleri söylemek istiyorum. Mesela Adaya gidebilirsiniz, Kuşadası'na gidebilirsiniz. Nazilli'ye gidebilirsiniz, Söke'ye gidebilirsiniz, Atça'ya gidebilirsiniz. Yani bir sürü güzel ilçemiz var. Aslında Aydın'ı tek olarak düşünmemek lazım. Aydın tamam merkezine baktığımız zaman çoğu ilden çok daha küçük. Ama ilçelerini de düşündüğümüz zaman gerçekten gezilecek çok fazla alanı var. Ve bence bir bütün olarak düşündüğümüzde çok daha gezilecek imkan var, sosyal aktivitesi var. Bence Aydın öğrenciler için çok iyi bir şehir olduğunu düşünüyorum. Mesela bir hafta sonu arkadaşlarınızla toplanıp minibüse binip
Adaya gidebilirsiniz, araba kiralayıp adaya gidebilirsiniz. Yani adaya özel aracınızla 40 dakikada, en fazla 50 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Minibüslerle 1,5 saate yakın adada olabilirsiniz. Adaya gittiğiniz zaman yapabileceğiniz bir sürü farklı aktivite var. Sahil boyu yürüyebilirsiniz. Alışveriş merkezleri var. Yani eğer hava sıcaksa denize girebilirsiniz. Sevgi plajında mangal yapabilirsiniz, kamp kurabilirsiniz. Sevgi plajı kamp için gerçekten çok uygun. Eğer hiç kamp yapmadıysanız ya da kamp yapmayı çok seviyorsanız Sevgi plajında kamp deneyimi yapabilirsiniz. Sevgi plajını mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü Kuşadası Gençlik Festivali orada yapılıyor. Ben 3 kere falan gitmiştim ve gerçekten çok eğlenmiştim. Yani her yaz gidebilirsiniz. Eğer üniversite dışında da düşünüyorsanız mutlaka festivale gitmenizi öneririm. Yani ada hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kuşadası'na yakın olarak Söke var. Söke ile Kuşadası arası 10 dakika falan. Tabii minibüslerle bir yarım saatte falan o ulaşımı sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Söke'de de alışveriş merkezi var bir tane. Novada Outlet diye geçiyor. Onun dışında Nazilli'ye gidebilirsiniz. Nazilli'de de Bambu AVM var. Yaklaşık 3-4 sene önce açıldı. Yani tam gelişemeden pandemi araya girdi. İleri seviyede bir AVM değil. Bershka, Plumbier gibi şeyler beklemeyin. Onlar yok. İlçelerde gerçekten çok farklı, çok güzel yerler var. Görsellerle buraya mutlaka desteklerim. Yani Aydın'a gelince hiçbir şekilde sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Her hafta farklı bir yere gitseniz bile 4 seneyi kolaylıkla geçirirsiniz, eğlenerek geçirirsiniz diye düşünüyorum. Aydın merkezde ne gibi aktiviteler var diye soracak olursanız, yani aslında Aydın merkezde çok bir aktivite olan bir şey yok. Yani genel olarak ilçelerde daha çok vakit geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Aydın'da vakit geçirebileceğiniz tek yer alışverişe gitmek. Şu an Forum AVM var. Forum'da da yine söylediğim gibi Bershka, Plumbier, H&M gibi mağazalar yok. De facto, Koton, Eysiva, yani bu tarz mağazalar var. Ama yine de güzel vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Alışveriş yapmak için yeterli yerler var. Şu an ikinci alışveriş merkezi yapılıyor. Ops Mall diye. Onun yapım aşaması büyük ihtimalle bir 2 senesi daha var onun. 2 seneye anca tamamlanır diye düşünüyorum. Onun dışında Aydın'da ne yapabilirsiniz? Müzeyi gezebilirsiniz. Forum AVM'nin tam yanında bir müze var. Orayı ben bile daha gezmedim. Yani yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sene önce falan yapıldı o müze. Yani çok eski değil. Müzenin yanına tam olarak bir yer yapıldı ama şu an bence oranın sahibi bile oranın ne olduğunu bilmiyor. Ya böyle park tarzında bir yer yapıldı. İçerisinde kafe vardı ama kafe kapandı sanırım. Şu an kullanımda değil, yani orayı tam değerlendiremediler. Onun dışında biraz daha ileriye böyle eğlence merkezi yapılıyor. Bowling falan bir sürü şey olacak. Büyük ihtimalle o da bu sene biter. Şanslıysanız bu sene biter. Forumun yanında tekstil vardı. Kullanılmayan bir alan vardı. Orayı da şimdi değerlendiriyorlar. Büyük ihtimalle çay bahçesi tarzında böyle yeşillikli piknik yapabileceğiniz güzel bir yer yapacaklar. Yani o şekilde değerlendirmeyi planlıyorlar. Bence bu da çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Aydın'da, yani merkezde piknik yapılacak öyle çok da bir yer yok. Yani Pınarbaşı falan var. Orası da çok güzel bir yer değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Başka sosyal aktivite olarak kafelere gidebilirsiniz. Şu an Aydın'daki tüm öğrencilerin yaptığı gibi kafelere gidebilirsiniz. Vaktinizin çoğunu kafelerde geçireceksiniz zaten, kendimden biliyorum. Yani Aydın'da sosyal aktivite olarak ne yapıyorsun diye sorarsan yazın adaya gidiliyor. Ya da kafelerde oturuyorsun, İzmir'e gidiyorsun. Bu tarz şeyler oluyor. Bulvarda yürümek var. Bu arada bulvarımız var. Bulvar gerçekten tam bir sosyalleşme alanı diye düşünüyorum. Gerçekten sosyalleşme adına çok güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Alışveriş adına da öyle. Mağazalar var, Adax var, bu tarz mağazalar var, ambar var, fotoğrafçılar var, pastaneler var, bu tarz yerler var. Yani bulvarda aradığınız her şeyi bulabileceğinize inanıyorum. Mesela arkadaşlarınızla buluşma noktası olarak bulvarı seçebilirsiniz. Bulvarın başındayım, bulvarın sonundayım, neredesin falan. Bu tarz buluşma yerleri olabiliyor. Yani alışveriş yapmak istediğiniz zaman ya forumu ya da bulvarı tercih ediyorsunuz zaten. Başka da çok bir seçenek yok. O kadar karmaşık anlattığımı hissediyorum ki umarım aktarabiliyorumdur. Biraz da heyecandan sanırım. Kafe olarak gidebileceğiniz yerlerden bahsedersem, Sevgi Yolu'nda kafeler var. Şu an 3. nesil kahvecilerin olduğu, böyle
daha iyi mekanların olduğu yerler. Son birkaç yıl içinde orası aktifleşmeye başladı. Yani pandemiden önceki birkaç yıl demem daha doğru olur aslında. Bir sokak var, o sokakta full kafeler var. Gerçekten kaliteli kahveler içebileceğiniz kafeler olduğunu düşünüyorum. Zaten Aydın'daki herkesi orada görmeniz mümkün. Mutlaka o sokaktan bir kere geçin, en az 3 tanıdığınızı göreceksinizdir, net yani. Bir de o sokağın şöyle bir artısı da var. O sokaktan yürüyen herkes kendini podyumda zannediyor. Gerçekten böyle bir olay var. O sokakta bir tek kırmızı halı eksik. Buradan yetkililere duyuruyorum. Lütfen güzel kızlarımız için o sokağa podyum havasını tam da verelim. Ben gerçekten o sokaktan geçerken geriliyorum yani. İnsanlar nasıl böyle rahatlıkla podyumdaymış gibi yürüyor, hiçbir fikrim yok. Neyse, bu da böyle bir ufak bir iğneleme olsun. Forumda da çok güzel kafeler var. Starbucks var. Aydın'ın ilk Starbucks forumu açıldı bu arada. Aydın'ın ikinci Starbucks'ı da şeye açıldı, Mimar Sinan'a. Mimar Sinan bundan 4-5 yıl önce falan çok işleyen bir yer değildi. Orayı bayağı değerlendirdiler. Kafeler konusunda çok değerlendi diyebilirim. Mimar Sinan'a gidebilirsiniz. Mimar Sinan'da Ketçap, Latife, Starbucks falan bunlar hep karşılıklı mekanlar. Ve o alan gerçekten tıklım tıklım yani orada da tanıdığınızı görmeniz mümkün. Yani sosyalleşme adına güzel bir yer diyebilirim. Başka nereye tercih edebilirsiniz? Üniversitenin altında kalan bir yer var. Doğugazi Bulvarı diye geçiyor. Orası da yaklaşık 3-4 sene önce falan değerlenmeye başladı ve gerçekten yine bulvar tarzında yani az önce bahsettiğim bulvar görünümünde karşılıklı mağaza değil bu sefer kafeler var. Yani karşılıklı kafelerin olduğu güzel işlek bir cadde olarak geçiyor. Böyle yani kafeleri çok uzun uzun anlattım ama gerçekten biliyorum ki hani kendimden de biliyorum gidebileceğim mekanları merak ediyorum açıkçası. Böyle izlediğim videolarda eminim siz de merak ediyorsunuzdur. O yüzden bu şekilde sizi aydınlatmak istedim. Sosyal aktiviteleri bitirdiğimize göre ödülden bahsedelim istiyorum. Şimdi öncelikle değinmek istiyorum ki hani eğitimi iyi diye duydum. Adı da öğrenci olmadığım için yani bilmiyorum açıkçası. O yüzden hocalarını falan full siz araştıracaksınız. Yani öğretim üyelerini sizin araştırmanız lazım. Her bölümün tabii ki de hocaları farklıdır. Yani bunu sizin araştırmanız gerekiyor. Adünün yerine gelirsek, Adı'da okuyanlar, Adı'nın fotoğrafını görenler, evet dağın başında yakıştırmasını yapıyorlar. Ve bence bu konuda gerçekten çok haklılar. Adı biraz dağın başında kalıyor. Az önce bahsettiğim Doğugazi Bulvarı var ya, onun tam üstünde kalıyor. Yani şehirden çok uzak değil. Yani bir tık uzak, o kadar uzak değil aslında. Yani eğer yürüyerek gitmek isterseniz şöyle dolambaçlı bir yoldan yokuş çıkmanız gerekecek. Ve ben bunu tavsiye etmiyorum. Ayda bir falan çıkılabilir bence. Ama sürekli çıkılacak bir yol değil. Özellikle sabahları uyku sersemliğiyle ya da soğuklarda özellikle sıcaklarda hani çıkılacak bir yol olmadığını düşünüyorum. Her minibüs neredeyse Adıyaman'a çıkıyor. Minibüsleri kullanabilirsiniz. Tamam yukarıda ulaşım biraz zor ama gerçekten manzarası çok güzel. Adı gerçekten çok büyük bir yerleşke ama binaları biraz eski ve bence az kalıyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hatta binalar az kaldığı için 4 yıllık bazı bölümleri ilçeye atmışlar. Ve bu arada mutlaka tercih yaparken kampüsün nerede olduğuna bakın. İlçelerde olabilir. Tamam biliyoruz 2 yıllık bölümlerin hani sağlık bölümü hariç genelde ilçelerde oluyor. Ama bazı 4 yıllıkları da ilçelere attıkları olabiliyor. O yüzden tercih yaparken mutlaka kampüsün nerede olduğuna bakın. Yeni yeni binalar yapılıyor. Özellikle kütüphane yapıldı 1-2 sene önce. 1-2 sene değil belki. Hani 3 senesi vardır diye hatırlıyorum. Yeni bir kütüphane yapıldı. Yani şimdi böyle söyleyince sanki kütüphanesi yokmuş da yeni yapılmış gibi oldu. Ama bir kütüphanesi vardı. Kütüphane biraz eskiydi ve yeni yapmak istediler. Tabii binaları yavaş yavaş yenilemeye başladılar sanırım. Yani böyle görüntü açısından çok güzel bir kütüphane. Her yeri cam, dışarıyı görebiliyorsunuz. Bence iç ferahlatıcı bir ortam. Normalde dört tarafı duvarlarla kaplı insan biraz bunalıyor. Özellikle sınav haftalarında akşamları çorba çıkarıyorlar. Yani bence güzel oluyor ve sabaha kadar açık bir kütüphaneydi. Benim gittiğim zamanlarda öyleydi. Ben öyle hatırlıyorum. Bir de Alesta AVM var. Yani Adü'deki sosyalleşme adına yapabileceğiniz tek şey diyebilirim. Yaklaşık 3-4 yıl önce falan açıldı.
yemek ve eğlence adına geçen bir AVM. Yani tabii AVM deyince aklınıza kafeler falan, mağazalar gelebilir ama mağaza adına hiçbir şey yok. Yani giyim adına hiçbir şey yok. Sadece yemek yiyebileceğiniz, kahve içebileceğiniz, tabii eğlence adına da geçen bir AVM. Ama eğlence adına şu an pek bir şey yok. Sadece bowling vardı. Bowling salonu vardı. Ama onu da kapattılar yaklaşık 1-2 yıl önce. Pandemi sağ olsun tabii o AVM'nin gelişmesine imkan vermedi. Olsun, zamanla gelişecektir diye düşünüyorum. Bu arada Alesta AVM'de ufak çaplı kitap fuarları yapılıyor. Böyle birkaç ünlü getirmişlerdi. Aydil İlge'yi hatırlıyorum özellikle. Ha, bu arada konser demişken şeye değinmek istiyorum. Halk konserleri daha çok oluyor yani Aydın'da. Mesela özel günlerde Aydın'ın Kurtuluşu, 7 Eylül vesaire, hani 19 Ekim falan, böyle özel günlerde Aydın'da meydanda, özellikle meydanda yapılan konserler oluyor. Haluk Levent gelmişti, Manga gelmişti, Athena falan. Bunları hatırlıyorum. Bu tarz belediyenin düzenlediği halk konserleri yapılıyor. Onun dışında Aydın'da konser yapılan öyle çok İstanbul'daki gibi çok büyük mekanlar beklemeyin. Aydın'da 1-2 mekanda yapılıyor. Big One var mesela, biliyorsunuzdur belki. Aydın'da konserler çoğunlukla orada yapılıyor. Mesela Emircan İrek, Cemalcan falan, bu tarz güzel sanatçılarımız gelmişti. Pınarbaşı'nda yapılmış birkaç konser vardı ama artık orası tercih edilmiyor. Onun dışında Forum'da yapılıyor. Forum'da da ufak çaplı konserler yapılıyor özellikle. Zeytin Meydanı diye bir yer var. Forumun tam ortasında boş bir alan. Yani o kadar da boş değil aslında. Çok fazla kapasite kaldıracak bir alan değil. Yazarlar ve şarkıcılar için imza günleri mesela Forum'da daha çok tercih ediliyor. Yani öyle, konserleri de bu şekilde söyleyebilirim. Evet, şimdi herkesin merak ettiği, bence yani ben olsam benim de merak edeceğim bir olaya değinmek istiyorum. Aydın'da nerede kalabilirim? Öncelikle isteklerinize odaklanmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani siz vakitten mi kazanç sağlamak istiyorsunuz, yoksa daha fazla mı gezmek istiyorsunuz? Bence bunu düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle ki, hemen anlatacak olursam, okula yakın bir yerde kalırsanız uykunuzdan kazanacaksınız. Ama biraz şehir merkezine özellikle bir tık daha uzak olacaksınız. Yani çok büyük bir uzaklıktan bahsetmiyorum aslında. Yine şehire yakınsınız ama bir tık daha uzak olacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Okula en yakın yerde, yani okulun hemen altında bir yurt var. Orada kalıyor olsanız bile yani mutlaka minibüse para vereceksiniz. Atıyorum bulvarda kalıyor olsanız bile mutlaka minibüse para vermek zorunda kalacaksınız. O yüzden bunu da düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Uykudan kazanç sağlayacaksınız, vakitten kazanç sağlayacaksınız, tamam. Ama ulaşım parası yine vereceksiniz. O minibüs parası mutlaka çıkacak. Dibinizde olan bir yere minibüs parası vermek gerçekten biraz sizi üzebilir. Yürüyerek çıkmak akıl kârı değil, söylediğim gibi. Yani bana soracak olursanız benim tercihim daha bulvara yakın bir yerde kalmak olurdu. Zaten mutlaka okula gitmek için verilecek bir otobüs parası var. Vakitten kazancım en fazla 10 dakika falan olabilir. Yani ben olsam bulvarda, Zafer Mahallesi de olabilir yani aslında. Ama benim bir numaralı tercihim bulvar olurdu. Yani söylemek istediğim o ki, sizin tam olarak ne istediğiniz çok daha önemli. Ben size o zaman şu an istediğiniz kritere göre seçimleri söylüyorum. Derseniz ki ben okula yakın olayım, vakitten kazanç sağlayayım, bir 10 dakikada olsa daha fazla uyuyayım, okula yürüyerek de çıkarım, dibimdeki okula para verip minibüsle de çıkarım diye düşünüyorsanız Doğu Gazi Bulvarı'nı tercih etmenizi öneririm. Ama derseniz ki eğer ben vakitle bir sıkıntım yok, bir 10-15 dakikada olsa daha az uyurum, minibüse zaten aynı parayı vereceğim diye düşünürseniz merkeze yakın olun. Tam bulvarda kalmanızı öneririm. Bulvarda bir sürü yurt var. Bulvarın güzel yerlerinde yurtlar var. Arka sokaklarında kalıyor ama çok da arka değil. Hani tam mağazaların olduğu konunun bir, en fazla iki sokak arkasında kalıyor bu yurtlar. Minibüsler de geçiyor zaten. Bulvara çıktığınız anda Adıyaman'a giden bir sürü minibüs yakalayabilirsiniz. Ama apart olarak bir yer bakıyorsanız Zafer Mahallesi'ni öneririm. Tabii yine Doğu Gazi Bulvarı'nda ve bulvarda apartlar var ama Orta Mahalle ve Zafer Meydanı, evet Zafer Mahallesi'nin olduğu yerlerde apartlar daha da çoğunlukta. Ev kiralamak istiyorsanız Zafer Mahallesi'nin olduğu yerler ve Doğu Gazi Bulvarı'nın olduğu yerler gerçekten çok güzel. Oraları tavsiye edebilirim.
Özellikle lüks evler istiyorsanız, hani 1 artı 1 rezidans, onların hepsini fiyatını araştırdım bu arada. Hemen söyleyeyim size. 1200 lira 1 artı 1, kapıcısı var, hamam, sauna, havuzu var, böyle her şey dahil 1200 lira. Depozito da istemiyor. Bir rezidans tabı. Yani biraz öğrenci için fazla lüks ama bu parayı verebiliyorum diyorsanız Doğugazi Bulvarı'nda rezidans olarak bir sürü 1 artı 1 bulabilirsiniz. Onun dışında 1 artı 1 eşyalı evlerin fiyatı 650-700 ile başlıyor. Yine 1200'e kadar çıkıyor. Tabii daha fazla fiyat olanlar da var. Onlar biraz lükse kaçıyor. Eşyasız olarak düşündüğümüz zaman da 600'den başlıyor. Yine 1200'e kadar çıkıyor. 1 artı 1 fiyatları da bu şekilde. Başka söyleyebileceğim bir şey kaldı mı bilmiyorum. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Yani Aydın bir öğrenci için çok iyi bir şehir diyebilirim. Aydın'ı tercih etmeniz için bir sürü seçenek sundum size. Yani Aydın'ı, Adüyü yazmayı düşünenler, sizi aydınlattığımı düşünüyorum. Yine aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Benim bilmediğim yerlerde mutlaka bu videoyu izleyenler müdahale edebilir. Yine videonun başında söylediğim gibi Instagram isminizi yorumlara yazarsanız hem sizi takip edeceğim hem de bir grup oluşturacağım. Oradan sohbet etme, Aydın hakkında konuşma fırsatına sahip olacaksınız. Sizin için böyle bir güzellik yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şuradan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlaka yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım enerjimi sevmişsinizdir, anlatımımı sevmişsinizdir. Biraz heyecanım olsa da mazur görün. Yine çok konuştum. Biliyorum yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın.